Kerametin hak olduğuna dair eserimizin 8. dersindeyiz. Bu dersimize kadar kerameti Kur'an'ın ayetleriyle ispat ettik. Bu dersimizde keramet hakkında birkaç hadisi şerif nakledeceğiz. Nakledeceğimiz hadisi şerifler kerametin gaybtan haber verme kısmına ait. Buhari'de geçen bir hadisi şerifte Efendimiz Aleyhisselatu vesselam şöyle buyurmuş. "Kat kane fi men kane min beni İsrail rical. Şüphesiz İsrail oğullarından sizden önce gelip geçen öyle kimseler vardı ki yükellemune min gayr en yekunu enbiya. Onlar peygamber olmadıkları halde kendilerine ilham olunurdu. in yakun min ummeti minhum ahadun fümer. Eğer ümmetim içinde bunlardan biri varsa o Ömer'dir. Hadis'te geçen eğer ümmetim içinde bunlardan biri varsa sözü tekit içindir. Bu şuna benzer. Benim bir arkadaşım varsa o da Ahmet'tir desek bu sözde arkadaşlığı Ahmet'e has kılmak arkadaşlığının kemalinden dolayıdır. Yoksa diğer arkadaşları reddetmek için değildir. Hazreti Ömer'in hadisteki tahsisi de bu manadadır. Ona yapılan ilhamların en üst seviyede olduğunu göstermek içindir. Yoksa ondan başkasına ilham edilmez manasında değildir. Hz. Ayşe'den rivayet edilen başka bir hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuş. Sizden önce geçen ümmetlerde kendisine ilham olunanlar bulunurdu. Şüphesiz Ömer bin Hattab onlardandır. Bu hadisten de anlaşılıyor ki bu ümmetten kendisine ilham olunan fertler vardır. Bu ilham bir keramettir. Eğer bu ümmette kendisine ilham olunanlar olmasaydı Hazreti Ömer hakkında şüphesiz Ömer bin Hattab onlardandır buyurulmazdı. Bir de şunu düşünelim. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ümmeti en faziletli ümmettir. Bu sabit olunca diğer ümmetlerden olan faziletli kişilerin bu ümmette de bulunması gerekir. Diğer ümmetlerde kendisine ilham olunan fertlerin varlığı hadisle sabit olunca bu ümmette böyle kişilerin bulunması da sabit olmuş olur. Bu da kerametin hak olduğu neticesini verir. Şunu da izah edelim. Kendisine ilham olunan zatlar içinde Hazreti Ömer'in hususi olarak beyan edilmesinin sebebi Hazreti Ömer'in gönlünden geçen hükümlerin ayetlerle desteklenmesi sebebiyledir. Hazreti Ömer birçok hususta bir görüş beyan etmiş, daha sonra onun görüşü ayetle tasdik edilmiştir. Söz buraya kadar gelmişken Hazreti Ömer'in bir kerametini nakletmeden olmaz. Hazreti Ömer'in halifelik yıllarıydı. Halife her cuma olduğu gibi o cuma da Mescid-i Nebevi'de hutbedeydi. Hutbede konuşurken bir ara sözleri arasında şöyle dedi. Ya Sariya el cebele el cebele. Ey Sariye daha çekil, daha çekil. Mescittekiler birbirlerine baktılar. Sariye İran'da görevli bir komutandı. Hazreti Ömer onu İran'a komutan olarak göndermişti. Hazreti Ömer Medine'de, Sariye ise İran'daydı. Bu konuşma da neyin nesiydi? Hazreti Sariye bu hususta der ki, Semi'tu <Sessizlik> savten ya sariye el cebele el cebel. Ey sariye dağa çekil dağa çekil diye bir ses işittim. Evet Hazreti Ömer'in minberden hitap ettiği o dakikada Sariye'nin askerleri Sasani ordusuyla çarpışıyordu. Savaş sırasında Hazreti Sariye Hazreti Ömer'in bu sözlerini duymuş ve askerin sırtını yakındaki dağa verip zafer kazanmıştı. Bu hadiseyi İbn Kesir El Bidaye ve Nihayede, İbn Hacer El İsabede, İbn Hibban sahihinde zikreder. Daha birçok kaynakta da geçiyor. Dersimizi bu arada noktalayalım. Bir sonraki derste buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun.